Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün buzlukta olan yufkamla ve daha önceden hazırlamış olduğum buzlukta yine olan içimle hemen çok hızlıca gözleme yapacağım. Onu sizlerle paylaşacağım. Hatırlarsanız yapıp videoda çekmiştim, yine atmıştım onu da buzda. Onu göstereceğim şimdi sizlere, onu paylaşacağım. Şimdi yufkaya sürecek olduğum sosunu hazırlayacağım. Yoğurt, biraz sıvı yağ, tuz, suyu koyup çalkalayacağım. Koyu bir ayran olmuş olacak. Yağlı koyu bir ayran. Şöyle çok pratik oluyor benim için. Denerseniz sizler de öyle olur. Hazır olsun. Şimdi şu daha önce göstermiştim zaten. Bu maydanozlu peynirli olan için, bu da ıspanaklı olan için. Şimdi bunlar kaseye, yani tabağa yufkalarını açacağım. Torbadan boşalttım tabağıma içlerimi. Şöyle hazır bunlar da. Yufkam da hazır zaten. Şimdi hemen hızlıca gözlememi yapacağım. Sizlerin de eğer mesela evde boş zamanınız olduğunda ya da ıspanağı aldığınızda, ben öyle yapıyorum. Hemen doğrayıp içine hazırlayıp buzluğa öyle atıyorum. Çok pratik oluyor benim için. Peynirli için de öyle. Elimin altında her zaman bulunur hazır olan için. Bazen malzeme evde eksik oluyor, bazen olmuyor. Ya da üşeniyor bazen insan. Ama böyle olunca çok hızlıca olduğu için çok pratik oluyor. Şimdi yufkalarımı açtım. Hazırlamış olduğum için. Şimdi hemen şöyle hızlıca gözlemelerimiz hazır olacak. Şöyle kırılabiliyor bazen, o da sorun değil. Hamur olduğu için her türlü şöyle örtülür, dert değil. İçini de ben bazen etrafına böyle saçalıyorum her yerine. Bazen sadece ortasına koyuyorum. Siz nasıl isterseniz sizde. Bizimkiler çok fazla içli sevmiyorlar. O yüzden çok fazla koymuyorum içini ben. Şöyle. Biraz da buraya içinden döküyorum tekrar. Sosundan yapışması kolay olsun diye. Ayranla, çayla nasıl seviyorsanız öyle yiyebilirsiniz. Ha, bir tanesi hazır bile. Çok hızlı pratik oluyor dediğim gibi. Yaptığım şöyle bir kenara alacağım. Sonra Silex'i, lahmacun makinesini çıkartacağım. Onu da pişireceğim çünkü. Yerim olmadığı için önce burayı boşaltacağım. Sonra onu çıkartacağım buraya. Sonra içeride annesi ilaç veriyor, onu alıyor. İyileşemedi o da bir türlü. Virüsü hafiflememiş. Doktor öyle dedi. Tekrar test yaptılar. Antibiyotik içmesine rağmen hafiflemiyor vücudundaki virüsün oranı. Hatta bir başka virüs tekrar, o da yüksek çıkmış. Onun da ne olduğunu pek anlamadı onlar da. Böyle bir haller içinde Tuana'da. Ateşi bir türlü düşmüyor. Sürekli ilaç veriyor o yüzden. Bu yufkayı da annem sağ olsun komşularıyla birlikte toplanıp yapmıştık.
Sağ olsun onlar yardım etmişti. Hızlı oluyor ama kalabalıklı olunca daha çabuk oluyor. Onlar öyle bina komple çoğu Türk olduğu için imece usulü her şeylerini yapıyorlar. Sağ olsunlar bizi de katıyorlar içlerine. Orada değilim sürekli. Ben onlara ya da yardıma falan gitmiyorum. Annem yardım ediyor onlara. Onlar da bizi de yapıyorlar sağ olsunlar. Bir şey lazım olduğunda el birliğiyle yapılıyor. Şöyle. Tadı da lezzeti de bunun aynı taze açılmış gibi oluyor. Hiçbir farkı yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane şeyli yaptım. Peynirli. Şimdi bu 5 taneydi. Ispanaklı yapacağım. Biraz fazla kaçtı. Yumuşak oluyor böyle ayranla olduğu zaman. Hem lezzeti her yerine dağılıyor ya da biz öyle çok seviyor. Denerseniz eğer altına da yorum yaparsanız denedikten sonra ben de çok memnun olurum. Pastanın ayranları zaten dışını taşıyor. Ama böyle içinde kalmış oldu. Dediğim gibi şu kırılan, açılan yerleri hamur olduğu için hemen yapışıyor. Her türlü bu yufkayı değerlendirilebiliyor. Tepsiye yapabiliriz. Gözleme yapabilirim. Var mı kızım tuhanın dişi? İlacını verdin mi? Vermedim. Niye almadı? Ha, bunun fısfısı. Sevmiyor çocuk. Hiçbirini de sevmiyor. Bu içi ben Ramazan'dan önce hazırlamıştım. Fazlaydı ama. 2 defa mı 3 defa yaptım. Bu da son kalan. Ama yine boş zamanda, ıspanak aldığımda ya da boş zamanda hemen yaparım yine. Bir de böyle kalınca terbiyesini falan da içine alıyor. O yüzden de güzel oluyor aslında.
Evet, son. Şimdi pişirmesine geçeceğim. Ben Silex'imi fişe taktım. Lahmacun makinama ısındı. Şu şekilde. Hafif ortasına yağ döküp bakalım birbirine iki iki nasıl sığarsa öyle pişireceğim. Bir tane. Çok aşırı yağ dökmeden ya da çok yağlı seviyorsanız çok yağlı. Nasıl seviyorsanız artık ben böyle yapıyorum. Şimdi bu tarafını tekrar yağ döküyorum. Şöyle kabardığı için üst tarafına değiyor. Bunun altı üstü bir pişirdiği için üstü de ısıtıyor, altı da ısıtıyor. O yüzden şöyle nar gibi oldu. Şimdi sıradaki böyle hepsini pişireceğim sırayla. Yağ düşürmeyi unuttum. Bunda yağsız da yapılabiliyor. Yani bu makinede yağlı da yapılıyor. Ben yağlı yapıyorum. Alt tarafına yağ sürmedim. Çevirip alt tarafına da yağ süreceğim. Gel prensesim, hoş geldin. Merhaba Tuana, nasılsın? Anneannenin gülü, evimin prensesi, canım canım, ne buldun, ne buldun? İkincisi de pişti. Şöyle iki tane sığmaz mı acaba dedim ama sığmaz. Şöyle de yapılabiliyor. Kanadı açılıyor bunun. İki tarafında da pişiyor ama böyle kabararak pişiyor. Ben böyle pişince daha çok seviyorum. Yoksa bu tarafını da şöyle düzeltiyorum. Şöyle. Ya da bunu da öyle pişireyim bir. Sizlere de göstermiş olayım. Hop. Bu şekilde. Biri orada, biri burada pişiyor böyle.
Yağını süreceğim. Fırçayı bulamadım. Tuvalını al herhalde. Fırçayla hızlıca sürülebilirdi. Mutfağı karıştırmayı öğrenik yavrum. Çekmeceleri karıştırıyor. Nerede ne varsa oyuncakların içinde şimdi. Kapattıkça. Kabardı iyi çıktı yine. İyi pişti. Gibi kısaltılır. Bunlar da pişti. Şu iki peynir de küçük olmuş. Bunlar bir tarafa sığar. Az daha kısarsa daha iyi olur herhalde. Gel buraya. Koş koş koş. Su dökmüş içeriye. Annesini delirtiyor. Dedesine koştu, kaçtı, sarıldı. Bunlar da pişti. Gözlemelerim böyle oldu. Bir tepsi dolusu. Allah afiyetle yedirsin yavrularıma. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.